Sevgili arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Okullar açılalı birkaç hafta oldu ve artık çoğunuz yavaş yavaş okulun temposuna alışmıştır. Yine de aranızda tam olarak ders çalışmaya nasıl başlayacağını bilemeyenler, işte bir türlü okula adapte olamadım ama artık bir şeyleri yapmak istiyorum, ipin ucundan tutmak istiyorum, bir şeye başlamak istiyorum diyenler için bir video hazırladım. Bu videoda size yavaş yavaş nasıl ders çalışabileceğinizle ilgili birkaç tane tavsiyede bulunacağım. Hazırsanız başlayalım. En ama en önemli tavsiyelerimden biri kendine bir ders çalışma alanı yarat. Eğer ders çalışmaya niyetlendiysen oturup televizyon karşısında yayılarak ya da yatağında uzanarak ders çalışamazsın. Çünkü bu aklının dağılmasına neden olur. Zihnin dağılırsa senin aslında orada geçirdiğin vakit tamamen boşu boşuna geçirilmiş bir vakit olur. Çünkü verimsiz ders çalışmış olursun. Bu nedenle bu şekilde ders çalışmak yerine kendine güzel bir çalışma ortamı yarat. Ders çalışma ortamının da bazı özellikleri olmalı. Mesela ders çalışma ortamın sade olsun. Hele ki dikkati çok kolay dağılan biriysen masanın üstünde ne var ne yoksa topla ve sadece en temel eşyalarını masanın üzerinde bulundur. Hatta en iyisi masanın üzerinde sadece çalışacağın materyal bulunsun, bir kalem, bir silgi, uç ve belki de bir bardak su. Onun dışında masanın üzerinde fazlalık hiçbir şey bulundurma. Bu sayede dikkatin daha az dağılmış olacak. Hazır dikkatin dağılmaması için masayı topluyorken, o masanın üzerinden kalkması gereken bir şey daha var. Bence hepiniz ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Bu da tabii ki telefonumuz. Telefonumuzdaki uygulamalar bizim o kadar çok zamanımızı alıyor ki. Mesela bir mesaj geliyor WhatsApp grubundan ve saatlerce ona cevap veriyoruz. O konu hakkında yorum yapıyoruz. Ya da Instagram'dan birisi resim gönderiyor ve birdenbire kendimizi Instagram'daki tüm hikayelere bakarken buluyoruz. Bu nedenle ders çalışmak için yapabileceğimiz en iyi şey o telefonu kapatmak. O telefon ortadan kalkacak ve biz ders çalışırken verimli bir çalışma geçirmiş olacağız. Şunu bilmek de çok önemli. Sıra geldi 4. maddemize. Sözel dersleri nasıl çalışıyorsunuz? Yani az önce de söylediğim gibi öyle yatarak, yayılarak, lay lay lom çalışarak olmuyor. Gerçekten oturacaksın, çalışacaksın, konuyu okuyacaksın ve daha sonra bol bol tekrar edeceksin. Çünkü bir bilgiyi ilk okuduğumuzda o bizim kısa süreli hafızamıza yerleşiyor. Bizim o bilgiyi gerçekten öğrendiğimizi kabul etmek istiyorsak, yani o bilgiyi öğrendiğimizi falan konuşamıyorum. Ay. Bizim o bilgiyi öğrendiğimizi kabul etmemiz için o bilginin kısa süreli hafızadan uzun süreli hafızaya geçmesi gerekiyor. Uzun süreli hafızadaki bilgilerimiz asıl öğrendiğimiz ve kolay kolay unutmayacağımız bilgiler oluyor. Haliyle bizim bol bol tekrar yapmamız lazım. Yani her dersten önce bir önceki dersi bir 15 dakika, 10 dakika hatta 2 dakika tekrar yapsak zaten bu bilgiler bize yetmiş olacak. Sayısal derslere gelecek olursak, sayısal dersler, sözel derslerden farklı olarak çok pratik yapmamız gerekiyor. Yani bir formülü ezberledik, tamam bundan sonrası çok kolay demekle olmuyor ne yazık ki. Pardon. Oğlum ne yapıyorsun? Ne? Bilmiyorum duyuyor musun ama bir şeyler anladım. Neyse. Ne diyordum? Bir formülü ezberleyip bundan sonrası kolay diyemiyoruz. O formülü uyarlayabileceğimiz o kadar çok farklı soru çeşidi var ki bizim de tüm soru çeşitlerine hakim olabilmemiz için bol bol soru çözmemiz gerekiyor. Özellikle geometride, yani mesela bir formül veriyor, bir üçgeni görüyoruz. O üçgeni şu açıdan gösteriyor bize ama bizim aslında o üçgene şu açıdan bakıp o şekilde olaya yaklaşmamız gerekiyor. Aslında bu bizim zekamızı da arttırıyor. Yani matematiği zeka arttırıcı bir etkinlik olarak da düşünürseniz aslında daha çok sevebilirsiniz. Öyle işte, sayısal derslerde bol bol soru çözüyoruz.
Ve şimdi sıra son maddemize geldi. Kendinize gerçekçi bir çalışma planı hazırlayın. Yani gerçekçi olun. Bir anda oturup işte aşırı motive olup ben bir günde 10 saat çalışacağım deyip tüm planınızı aralıksız bir şekilde derslerle doldurmayın. Ya da işte yarım saat çalışsam yeterli deyip hani kendinizi kandırmaya çalışmayın. Gerçekten oturun, düşünün. Ne kadar çalışabilirsiniz? Sizi ne kadar yorar? Neye vakit ayırabileceksiniz? Gerçekçi bir şekilde bir plan hazırlamanız uygun olur. Yani bence ideal olan her gün okuldan sonra hangi dersleri gördüyseniz o derslerle ilgili 45 dakikalık tekrar yapın ve mesela bir sözel bir sayısal ders çalışın. Yani üst üste iki tane sözel ders çalışmayın mesela. İsterseniz ders çalışma planı hazırlamakla ilgili daha ayrıntılı videolar çekebilirim size. Evet arkadaşlar, videomun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz yoruma beğendiğinizi yazmayı unutmayın. Minnoş için videoyu beğenin ve kanalıma abone olun. Bu konuda istediğiniz daha fazla video varsa yorumlarda mutlaka benimle paylaşın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Minnoş feda et. Gitme. Peki madem. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Tamam.